Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Farsça YDS soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugün Farsça YDS 2017'de çıkmış 77. soruya bakıyoruz. Bu 76 ile 80. soru arasında bu çıkan sorularda anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulmamız gerekiyor. Dilerseniz ben bir cümle tamamını bir okuyayım, sonra dönelim bakalım. Reisi itihadiye sadr konandegani ferşe desbaf es sadrati sed milyon dolari ferşe desbaf de Amerika pes es terhim haber dat. Sed Mustafa Arakçi ba işare beyin ki ferşe hüneri İran erf evvara der dünya mizanet got. Keşverhay Hindistan, Pakistan ve Afganistan rakibi İran der ferşe desbaf hestend ve be delili erzan budeni kargeri derin keşverha. توانستن پیشرفت های چشمگیری داشته باشند. البته کارگران این کشورها نه تنها در کشورهای خودشان بلکه در کشورهای دیگر هم با حقوق خیلی ارزان کار میکنند. اما در مقوله فرشهای هنری تجاری و آنتیک که مکان ایرانی ها از سایر کشورها جلوتر هستند. Şimdi bakalım tabi anlamını çözerek gidelim. Reis-i İtihadiye Sadr Konandegani Ferşi Desbaf. Ferşi Desbaf el halısı. Demek Desbaf yani elle örülen, elle örülen anlamında. Ferşi Desbaf el halısı diyelim. Sadr Konandegan, sadr kerden çıkarmak. Sadr Konandegan burada ihracat anlamında kullanılmış. Sadr Konandegi ihracat eden. Sadr Konandegan ihracatçılar. İtihadiye birlik. Yani reis bildiğimiz başkan. Bu nedir arkadaşlar? El halısı ihracatçıları birliği başkanı oluyor. Ne diyor? Es sadrati sed milyon dolari. İşte ihracatından ne ihracatından diyor? 100 milyon dolarlık halı ithalatından. Evet, nereye? Bir Amerika, Amerika'ya. Evet, Amerika'ya 100 milyon dolarlık halı ihracatından bahsediyor. Es tevrimi haberdat. Peki neden? Sonra pes'den sonra tevrim. Tevrim yani tevrim nedir arkadaşlar? Ambargodur. Ambargodan sonra Amerika'ya 100 milyon dolarlık halı ihracatından ne yapmış? Haberdat bahsetti, bildirdi, konuştu. Seyyid Mujdeba Arakçı bu vatandaşın adı, başkan adı. Ba işare beyin ki. Yani şunu işaret ederek, şunu belirterek, dedi, şöyle dedi. Ne demiş peki? Ferşi hüneri İran. İran'ın işte sanat halısı, sanatsal halısı. Erf evveli der dünya mizanet. Yani dünyada birinci meslek. Erf burada meslektir arkadaşlar. El sanatı anlamında. Dünyada birinci olduğunu belirterek, işaret ederek Goft şöyle dedi. Keşverhaye Hindistan, Pakistan, Afganistan, işte bu Hindistan, Pakistan, Afganistan ülkeleri, rakibi İran, İran'ın rakipleri nerede? Der ferşi desbaf festat. Yani el halısı, el örülen halıda İran'ın rakipleridirler ve bir delili erzan buden ve bir delil yani nedeniyle erzan buden ucuz olmak. Ne ucuz olmak? Kargeri. Kargeri yani iş tutma, uygulama ya da el emeği diyelim burada. Burada el emeği diye çevirsek daha uygun olur. Evet. El emeğinin ucuz olmasından dolayı nerede peki? Derin keşverha. Bu ülkelerde el emeğinin, ücretin ucuz olmasından dolayı tevanisten yani yapabildiler. Ne yapabildiler? Peşret hayi çeşmgiri. Peşret gelişme, ilerleme. Çeşmgiri de yani böyle göze batan, kayda değer anlamında. Kayda değer gelişmeler ne yaptılar? Tevanisten daşta başar. Yani gözde göz alıcı, çarpıcı gelişmelere sahip olabilirler, gerçekleştirebilirler. Neden dolayı? Ucuz iş gücünden dolayı bu ülkeler. Elbette devam ediyor burada. Elbette kargerane in keşverha bu ülkelerin işçileri ne tenha der keşverhaye kodışan sadece kendi ülkelerine değil belki burada belki üstelik ayrıca anlamda çevremiz daha güzel olur. Ayrıca der keşverhaye diğer ülkelerde de bu hukuki hayli erzan hukuk maaş
ücret, maaş, hile erzan çok ucuz maaşla karmikurem çalışıyorlar. Devam edelim. Evet, yani bu işçiler sadece kendi ülkelerinde değil, diğer ülkelerde de çok ucuz iş, çok ucuz maaşla çalışıyorlar diyor. Son cümleye bakalım. Ama der mokuleye ferşay öneri, ama işte nedir? Sanat halısı bu kategori anlamında, sanat konusu, sanat halısı kategorisinde ya da konusunda, alanında tabii devam etmiş burada sanat, ticari ve antik sanat, antik halı kategorilerinde kemakan, bu arkadaşa Arapça bir tabirdir, eskiden olduğu gibi anlamına geliyor. Eskiden olduğu gibi İraniha, İranlılar, el sayri keşferha, sayır diğer ülkelerden cöloter daha öndedirler. Ve kabaca bir çevirisini yaptım. Düzgün çevirisi tabi burada görüyorsunuz. Burada çevirisini yapmışlar. Buna da bakabilirsiniz. Zaten indiriyorum, incelersiniz. Şimdi bakalım hemen. Ben hemen burada hızlıca söylüyorum şimdi. Birinci cümlede ne diyor? İşte İhracatçılar Birliği'nin konuşması var. İşte 100 milyon dolarlık bir ambargodan sonra bir ihracatın olduğunu söylüyor. İkinci cümlede işte ne diyor? İran'ın halısının işte dünyada bir numara olduğunu söylüyor. Üçüncü cümlede Hindistan, Afganistan gibi ülkelerden bahsetmiş. Onlar İran'ın rakipleridir diyor. Ama işte onlar o ülkelerdeki ucuz iş gücünden dolayı işte ne yaptılar? Kayda değer gelişmeler sergileyebilirler, yapabilirler diyor. Dördüncü cümlede ise yani konu dışına çıkıyor. Diyor ki ama elbette bu işçilerin sadece kendi ülkelerinde değil, diğer ülkelerde de çok ucuz maaşlarla çalıştığını söylüyor. Burada konu dışına çıkıyor arkadaşlar. Yani bu direkt o işçilerin üzerine gitmiş. Yani o işçilerle ilgili, yani o Afganistan, Hindistan'daki işçilerin ücretleriyle ilgili bir açıklamaya girmiş. Buna gerek yok aslında. Beşinci cümleye bakarsak, beşinci cümlede ne diyordu? Ama işte sanatsal, ticari ve antik halı kategorilerinde İranlılar eskiden olduğu gibi diğer ülkelerden öndedirler diyor. Burada bir rekabet vardı. Diğer ülkeler ucuz iş gücünden dolayı biraz gelişme göstermişler. Ama burada ne yapıyor? Tekrar İran'a geri dönüp cümleye bağlıyor. Dördüncü cümle ise burada dediğimiz gibi bu konunun dışında, yani buranın devamı gibi olmuş gibi, ama bu konunun dışına kaydığı için cevabımız bu arkadaşlar. Burada da zaten eğer buraya okursak, burada da zaten çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar, bunu da bu şekilde burada bitirdik. Bu neydi? ÖSYM'nin 2017'de yaptığı sorulardı. Tabi %10 açıkladığı için 8 tane soru var sadece, açıklayabiliyoruz. Bundan sonra eğer fırsat bulabilirsem 2016'nın sorularını çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.